Sevgili Başak, Yükselen Burcu Başak ve Ay Burcu Başak olan dostlarım. Şimdi sizlerin 29 Mart 4 Nisan tarihleri arasındaki hem kahve falı yorumunuzu yapacağım hem de eskamil falınızı bakacağım. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Ve de sevgili Başak burçlarına böyle güzel bir hafta diliyorum. İnşallah yüreğinizden geçen her şey fazlasıyla gerçek olur. Ateşin çabuklaştırıcı etkisiyle bütün dileklerinizin çabucak semaya duyulması, evrene duyulması ve yüreğinizden geçen her şeyin fazlasıyla gerçek olması dileğiyle diyorum sevgili dostlarım. Hem kahve falımın üzerinde sevgili Başak burçlarına en iyi okumaları yapabilmem için yardım edin sevgili meleklerim. İskambil fallarını en iyi yorumlayabilmem için sevgili baş melek Mikail lütfen o mor kalkanınla mavi ışığınla bizleri aydınlat. Sevgili dostlarım, sevgili Başak burçları, bakalım kahve falınızda neler var? 29 Mart 4 Nisan arası neler bekliyor sevgili Başak burçlarını? Şöyle bir baktığımda sevgili Başak burçları, evetiniz evet, hayırınız hayır. Bir konuda çok netleşmiş gözüküyorsunuz. Net düşünceleriniz var. Gerçekten bunları hayata geçirmeyi başaracaksınız. Planlarınız istediğiniz gibi devrede olacak. Ve şunları söylemek istiyorum. Bazı kişilerle aranızda soğukluk olabilir. Bu soğukluğun giderildiği ve buzların eridiğini görmekteyim. Hayırlısı olsun. Su gruplarıyla olan birlikteliklerinizde yengeç, akrep ya da sevgili balık burçlarıyla olan birlikteliklerinizde güçlü çekim gücü görüyorum. Birbirinizi tamamlama enerjisi var ve bereketlenme enerjisi var. Yine aile içerisinde su grubundan birileri varsa çok iyi geçim edeceksiniz. İşte arkadaşlıkta olsun, ortaklıkta olsun, su gruplarından birisi varsa balık gibi, yengeç gibi çok mükemmel bir uyumu yakalayacaksınız. Akrep burçlarından da hani biraz zihinsel anlamda yardım alacaksınız. Sizin pratik düşünme zekanız var. Akreplerin derine inme yetisiyle birleşince mükemmel işler, mükemmel projeler ortaya çıkıyor sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Şimdi Başak Burçları, nereye baksam kalp çıkıyor, kalp 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 yara mı aldı? Bir kalben iyileşme mi düşünüyorsunuz? Ama bir kalp kırıklığı görüyorum. Sanki bir şeyler seni üzmüş gibi bir yerlerden gitmeye çalışıyormuşsun gibi. Şurada genç bir hanım görüyorum. Her türlü zorluğa karşı göğüs germiş. Bir anne olabilir, genç bir hanım olabilir. Fakat bazı durumlarda sıkıntı gözüküyor bu hanımda. Çünkü resmi evrakta beklentilerinin cevaplanmadığını görüyorum. Sanki bir mahkemelik olayı olabilir, bir iş başvurusu olabilir. Bunun cevaplanmaması bu hanımı bir hayli üzmüş gözüküyor. İnce uzun birisiyle yeniden yaşama merhaba diyebilir. Bu insan ikinci evliliğini yapabilir. Daha önce ayrıldığı sevgilisine bir şans daha tanımayacak. Eğer bekarsanız eskiden gelenler olacak. Fakat sevgili başaklar onlara şans tanımayacak. Kararını vermiş gözüküyor. Aslında her zaman kararsızdır ama bu sefer kararını vermişsin sevgili Başak. Çünkü çok verici davranmışsın. İyi niyetinin son kullanma tarihi bitmiş. Çok moda ya bugünlerde. İyi niyetimin son kullanma tarihi bitti. Sen de böyle diyorsun Başak Burcu. Gerçekten soğukluk var, eziklik var. Akrep burçlarıyla ilişkide de sıkıntı olabilir. Onu da söyleyeyim, hani tamam akreplerden akıl alacaksınız ama onlar farklı akreplerdir. Yaşça büyüktür, kültürel anlamda daha farklı boyuttadır. Ama ikili ilişkiler babında akreplerle sıkıntı görüyorum. Bu sıkıntıyı aşmanız gerekiyor. İleri doğru hamleler yapabilmeniz için bu akrep burcu olan kişiyle, partnerinle bir araya gelmelisin.
ve durumu düzeltmeye çalışmalısın sevgili arkadaşım. Şurada bir genç kız görüyorum. Beyazlar giymiş. Çok güzel saçları upuzun. Kumral saçlı, böyle lüle lüle saçları var. Yüzü çok ince, çok güzel bir kız. Hiç de kendine layık olmayan bir adamla beraber. Bu adam yani yaşça büyük olabilir. Fazlaca iyi niyetli birine benzemiyor. Kötü gibi duruyor niyeti. Adında, soyadında Ü harfi, E harfi, R harfi olabilir. Lütfen bundan uzak dur sevgili Başak Burcu. Senin felaketin olabilir. 2 ay içerisinde önemli bir sağlık sorununu çözeceğini görüyorum. Mide bağırsak problemlerine lütfen dikkat et. O bölgede tıkanıklık olabilir. Tıkanıklık olan o bölgede önemli bir sağlık problemi göze çarpıyor. Sanki bir diyetle bunu çözecekmişsin gibi sevgili Başak Burcu. Önemli derken hani hayati fonksiyonları durduracak nitelikte değil ama acı çekerek, ağrı yaratarak, hazımsızlık yaratarak seni yaşamdan koparıyor. Yani bir hayli iş gücünde zayıflama, duygusal hayatında çöküntü yapabilir. Pelerinli bir adam görüyorum. Sanki iple uzanmış, sana bir şeyler verip çıkıp gidiyor. Yani ruhen bir varlık sana yardım edecek. Görünür görünmez olarak ilahi yardım geliyor. Bunu kabul et. Gerçekten çok iyi bir durumdasın. Bu açıdan iyi gözüküyorsun. İlahi yardım seninle sevgili Başak Burcu. Şuraya bir şahin konmuş olduğunu görüyorum. Yuvanızın üzerinde bir şahin var. Sanki seni koruyan, kollayan bir güç ya da evli olabilirsin. Eşin yuvanı koruma çabası içerisinde. Partnerin seni koruma çabası içerisinde. Bu durumu değerlendir. Seviyorsun, seviliyorsun. Lütfen bu durumu değerlendir. Bir de Başak burçları, özellikle erkekleri iki hanım arasında bocalıyor olabilirsiniz. Ve biraz daha dikkatli olman gerekir çünkü ihanetin bedeli ağır olabilir. Sevgili Başak Burcu erkeği uyarıyorum seni. Başak Burcu hanımlarına da şu uyarıyı yapıyorum. Sevdiğinizle beraberken sürekli geçmişi kurcalamayın. Bir sıkıntı yaşanıyor. Arkanızda bir kötü enerji var. Bu enerjiden de temizlenmeniz gerekiyor sevgili Başak Burçları. Şurada bir fare görüyorum. Sanki bir dedikodu. Dedikodu evin içinde. Eve girip çıkan bir fare. Bu dedikoducu komşu olabilir. Bu dedikoducu herhangi bir kimse olabilir. Yani aileden biri olabilir. Bu dedikoducuya paye vermeyin dostlarım. Şimdi şöyle bir baktığımda aradaki buzların eriyeceği bir ilişki görüyorum. Güzel bir ilişki, arada buzlar çözülüyor ve sen gerçekten mutlu olmanın hazzına ulaşıyorsun. Mutluluk ve huzur senden yana sevgili arkadaşım. Hayırlısı olsun bakalım sevgili Başak burçları. Geçiyorum Başak burçlarının iskambil falını yorumlamaya. Haftalık iskambil falındayız. 29 Mart 4 Nisan haftası. Sevgili Başak burçlarına neler bekliyor bakalım. Yola gidilecek. Fırlayanları almak zorundayım. Şimdi şöyle bir baktığımda sevgili Başak burçları bakıyorum.
Kalbinizde bir kırık, kötü giden bir ilişki, inişli çıkışlı bir hayat. İlişki kötü gidiyor diyorum. Belki insan kötü değil, sen de kötü değilsin ama dönem kötü. Belki yıldızsal uyumsuzluk var. Bakalım soruyorum, yıldız uyumsuzluğu var mı? Yıldızlarda uyumsuzluk var. Sana uygun olmayan Venüs'ü ve Mars'ı farklı boyutlarda olan ya da Neptünyen anlamda hayal kırıklığına uğratan bir insanla berabersin. Ama sonun olacak. Sonu şöyle söylüyorum, hayırlı gibi, hayırlı gibi. Ama henüz daha bütün kartları açmadım. Bakınız, bu aşk acısı canını yakmış. Bir yol yapacaksınız bununla. Bu zaman yolu da olabilir. Bu düşünsel anlamda yolda olabilir. Fiziksel anlamda şehir dışına çıkmada olabilir. Bence biraz zaman tanıyorsunuz ilişkiye. Yoluna girer diyorsunuz. Onunla bir tatile çıkacağını görüyorum. Mutlu, huzurlu bir tatil geçireceğini görüyorum. Telepatik manada anlaştığınız doğru. Sosyal anlamda anlaştığınız doğru. Fakat verilen mücadeleler yıldızsal uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Bir araya geldiniz mi ilişkinin yıldızı düşüyor. Böyle bir ilişki babındasınız. Sadece ilişkiden gidemeyiz tabii. Senin resmi evrakların da var. Senin işinle ilgili problemlerin de var. Bunu çözdüğünü görüyorum. İş değiştirmek istiyorsan değiştirebilirsin. Planlarını yap. İmzalı kağıdın hazır. Ya da herhangi bir konuda harekete geçmek istiyorsun. Bir dava açma, bir şeyleri kazanma, bir atanma. Bunun için harekete geçmen lazım. Harekete geçince neler olacak? 4 gün 4 hafta içerisinde güzel bir haber alıyorsun. İlişkinin boyutunu soruyorum. Evet, geldi. Geldi kişi. Soruyorum, neden böyle diyorum. Ay, bakıyor musunuz? Bakın, iki onlu yan yana. Ve ben diyor, onunla uzakken seviyorum, uzaktan seviyorum. Yakına gelince problem. Problem diyor. Neden diyorum, bu problemin sebebi ne diyorum? 3 boyutlu soruyorum. Kişisel boyut. Tamam, karakteri düzgün bir insan diyor sevgili Başak Burcu senin için. Fakat diyor, içi kararmış. Biraz daha beni karamsarlığa götürüyor diyor. Beni çok sorguluyor diyor. Çok sorgulamaman gerekir bu ilişkiyi. İkili ilişkilerde sorgulamaman gerekiyor. Sorgulamazsa peki devam edelim mi diyorum. Şu bölgeyi açıyorum. Bende soğuma meydana geldi diyor. Bende soğuma meydana geldi. Ama diyor, bir şans daha vereceğim ona diyor. Kesinlikle, çünkü bunu hak ediyor diyor. Aslında hayatıma başka birini alacaktım. Ama sizin için söylüyor. Bana karşı dürüst olması, ilişkiyi masaya yatırması, ilişki üzerinde konuşması beni bağladı. Devam edebiliriz diyor sevgili arkadaşlarım. Ve sürpriziniz nedir sevgili Başak Burcu? Sürpriziniz, evet, 3 tane as yan yana geldi. Bir resmi evrak, bir devlet kademesinde iş ya da yeni işe girmen çok başarılı gözüktü sevgili Başak Burcu. Daha ne olsun? Bence resmi evraklar yönünden işin çok iyi. Ailenle ilgili de bazı problemleri çözüyorsun. Hadi bakalım Başak Burcu, hadi bakalım yine iyisin, iyisin bakalım. Hayırlısı olsun bakalım sevgili Başak Burcu kardeşim. Evet. Dostlar, bana iskambil falı bakımı, kahve, su falı bakımı, tarot bakımı ya da yıldızname bakımı konusunda bilgi isterseniz, seans yapalım derseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506. Mesaj yazın. Telefon ettiğinizde seansta olabiliyorum, fal bakıyor olabiliyorum ya da video çekiyor olabiliyorum. Telefonlara çıkamıyorum. O yüzden rica ediyorum, mesaj yazın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın.